Süheyb radıyallahu anh'ten uzunca rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden önceki ümmetler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlanınca padişaha, ben yaşlandım, bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem dedi. Padişah da ona bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip bulunmaktaydı. Genç ona uğradı, yanında oturdu ve konuşmalarını dinledi. Beğendi. Sihirbazı her gittiğinde rahibe uğrar ve yanında bir süre kalırdı. Sihirbaz ona niçin geç kaldın diye kızar ve döverdi. Delikanlı bu durumu rahibe şikayet etti. O da şöyle dedi. Sihirbazdan korktuğunda evdekiler alıkoydular de. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu de. Genç durumu böylece idare edip giderken bir gün yolda insanların gelip geçmesine engel olan büyük ve yırtıcı bir hayvana rastladı. Ve kendi kendine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek bir taş aldı ve ey Allah'ım, rahibin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi. Ve taşı hayvana doğru fırlatıp onu öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, delikanlı, şimdi sen artık benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğüm mertebeye erişmişsin. Öyle sanıyorum ki sen yakında bir belaya uğratılacaksın. Böyle bir şey olursa sakın benim bulunduğum yeri kimseye gösterme dedi. Delikanlı körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın o sıralarda kör olmuş bir yakını bunu duydu. Değerli hediyelerle birlikte delikanlıya gitti ve ''Eğer beni tedavi edersen bütün bunlar senin olacak.'' dedi. Delikanlı ''Ben kendiliğimden kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allah Teala verir. Eğer sen Yüce Allah'a inanırsan ben ona dua ederim. O da dilerse sana şifa verir.'' dedi. Adam iman etti. Allah Teala da ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip meclisteki yerini aldı. Padişah, senin gözünü kim iyi etti diye sordu. O da Rabbim dedi. Bu defa padişah, senin benden başka Rabbin mi var diye gürledi. Adam, benim de senin de Rabbin Allah Teala'dır dedi. Bunun üzerine sinirlenen padişah, adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonuçta adam gencin yerini söyledi. Delikanlı getirildi. Padişah ona, ''Delikanlı, demek senin sihirbazlığın körleri ve alacaları iyi edecek dereceye ulaşmış. Duydum ki sen epeyce işler yapıyormuşsun, öyle mi?'' diye sordu. Delikanlı, ''Hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah Teala'dır dedi. Padişah delikanlıyı tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Neticede rahip getirildi ve kendisine dininden dön denildi. Rahip bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip başının tam ortasından rahibi ikiye biçtirdi. Rahibin parçalarının her biri bir yana düştü. Sonra padişahın adamı getirildi. Ona da dininden dön denildi. Ancak o da kabul etmedi. Padişah onu da parçalarının her biri bir tarafa düşünceye kadar testereyle başının ortasından ikiye biçtirdi. Daha sonra delikanlı getirildi ve dininden dön yoksa öleceksin diye tehdit edildi.
Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara şu talimatı verdi. "Bunu şu dağın tepesine çıkarın, dininden dönerse ne âlâ, değilse aşağıya yuvarlayın gitsin." Delikanlıyı götürdüler. Dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, "Allah'ım, beni bunların elinden nasıl dilersen öylece kurtar," diye dua etti. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve onlar aşağı yuvarlandılar. Delikanlı sapasağlam yürüyerek padişahın yanına döndü. Padişah ona, "Yanındakiler ne oldu?" dedi. Delikanlı da, "Allah beni onların elinden kurtardı," dedi. Bunun üzerine padişah delikanlıyı adamlarından bir başka gruba teslim etti ve "Bunu Kurkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, değilse denize atın gitsin," dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O, "Allah'ım, beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar," diye dua etti. Gemi içindekilerle beraber alabora oldu, hepsi boğuldu. Delikanlı sağ salim padişahın yanına döndü. Padişah onu görünce, "Yanındakiler ne oldu?" diye sordu. Delikanlı da, "Allah beni onların elinden kurtardı," dedi ve ilave etti. "Benim sana söyleyeceklerimi yapmadıkça beni öldüremezsin." Padişah, "Neymiş onlar?" dedi. Delikanlı, "Halkı geniş bir meydanda topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Oktanlığımdan bir ok al, yayın tam ortasına koy. Sonra da delikanlının Rabbinin adıyla de ve at. İşte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin," dedi. Padişah halkı geniş bir meydanda topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının sadağından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. "Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla," deyip oku fırlattı, ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta öldü. Bunun üzerine halk, "Biz delikanlının Rabbine iman ettik," dediler. Daha sonra durumu padişaha ileterek, "Gördün mü? Çekindiğin şey nihayet başına geldi. Halk iman etti," dediler. Bunun üzerine padişah sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Hendekler ateşle doldurulmuştu. Padişah, "Bu yeni dinden dönmeyen herkesi zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Emri yerine getirdiler. En sonunda kucağında çocuğuyla birlikte bir kadın geldi. Bir ara ateşe girmemek ister gibi yaptı, sendeledi. Çocuk, "Anneciğim, sık dişini, sabret. Çünkü sen hak din üzeresin," demek suretiyle. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Eğitim ve öğretimde geçmişten misaller vermek, kıssalar anlatmak geçerli ve etkili bir yoldur. Peygamber Efendimizin uygulaması da budur. 2. Allah Teala hakkı ve hak yanlılarını üstün kılar. Batıl ve batıl taraftarlarını da eninde sonunda perişan eder. 3. Harpte ve benzeri olaylarda yalan söylemek caizdir. İnsan canını kurtarmak için de yalan söyleyebilir. 4. Mümin, imanındaki samimiyeti, sadakati açısından imtihana tabi tutulur. 5. Mazlumu ve kurbanı olmayan dava yoktur. 6. Dini ve umumi bir fayda söz konusuysa, kişinin canını feda etmesi caizdir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize imanını koruyan ve
sabır ehli olan kullar olmayı nasip eylesin. Amin.